5 dakikada 10 soru cevaplıyoruz serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yine sizlerden gelen 10 tane soruyu 5 dakika içerisinde cevaplamaya çalışacağız. Instagram'dan, YouTube'dan, Gmail'den her yerden soruları yağdırdınız. Biz de birkaç tanesini seçtik. Daha doğrusu 10 tanesini seçtik. Bakalım hangi sorular. Bu arada serinin ilk bölümünü kaçıranlar için de ilk bölümün linki hemen aşağıda tıklayabilirsiniz. Hadi bay. Intro. Beş dakika başladığına göre ilk soruyla girelim. Ahmet Serkan Sarı demiş ki, orada insanların siyasete bakışı nasıl, sıkça gündem konuşuluyor mu ve halk yönetimden memnun mu? Üf. Burada var ya ne gündem neler konuşuluyor. Yani bu biraz da aslında çevreye bağlı bir durum. Bizim çevremizde yani benim çevremde öyle oturalım saatlerce Kanada'da siyaset nasıl, ondan sonra Justin ne yapmış, Liberal Parti'de neler götürüyor, üf bu yeni gelen vergiler başımızı belaya mı sokacak, daha çok mu para ödeyeceğiz gibi konuşmalar çok fazla geçmiyor. Ben Kanadalıların hani bir yerde bir restoranda bir masada otururken de arkadaki masalardaki Kanadalıların da aman işte siyaset böyle de böyle de üf çok şikayetçiyim gibi konuşmalar yaptığına rastlamadım. Çok fazla siyaset günlük hayatın içinde yok. Ama seçim zamanı geldiğinde insanlar destekledikleri partilere eğer isterlerse evlerinin bahçelerine böyle asabiliyorlar. İşte ben Liberal Parti'ye oy vereceğim, bilmem ne yapacağım gibi şeyler yapabiliyorlar. Bu da enteresan bir şey. Neye oy verdiklerini evlerinin bahçesinden insanlara ilan edebiliyorlar. Ülkenin durumuysa şu an Liberal Parti'den pek memnun değil gibi gözüküyor insanlar ve Liberal Parti'nin kaybedeceği konuşuluyor ama anketlerde de Liberal Parti 2019'da şu an önde götürüyor. Bugün seçim olsa. Bir sürü anket var. Ortam karışık, bilmiyoruz. Biz de 2019'da göreceğiz siyaset hayatında Kanada'da neler olacak. Bir sonraki sorumuz Bizon Tele'den. Kanada'da direkt evlilik ile yurttaş olmak için... Yurttaş olma kelimesini bayağıdır duymamıştım, iyi oldu. Kanada'da direkt evlilik ile yurttaş olmak için kaç yıl evli kalmak gerekir diye soruyor. Burada biraz sinsi planlar görüyorum ben. Şöyle ki zaten evlendiğinizde size vatandaşlık değil göçmenlik veriyorlar. Böyle hani Amerika'daki green card gibi ona yakın bir sistemi var, öyle düşünebilirsiniz. Buraya permanent residence dedikleri PR kartınızla birlikte geliyorsunuz. 3 yılın sonunda da vatandaşlığa başvurma hakkınız oluyor. Ama hiç kimseye Kanadalı birisiyle evlendi diye direkt Kanada vatandaşlığı vermiyorlar. Bu da yine etrafta dolanan çok fazla yanlış bilgilerden bir tanesi. Evlenerek direkt vatandaşlık değil, sadece oturum ve göçmenlik hakkı kazanıyorsunuz. James Abraham Wilson sormuş. Çok güzel bir isim. James Abraham Wilson. Seyahat etmeyi sever misiniz? Okumayı en çok sevdiğiniz kitap? Bilgisayar oyunu oynar mısınız? Ottawa gezisi planlıyor musunuz? Diye sormuş James. Bir numaradan başlıyorum. Seyahat etmeye ben bayılırım. Özellikle böyle bir ay, iki ay hiç çıkmadan Toronto'da ya da herhangi bir şekilde durduğum anda elim titremeye başlıyor. Bir yerlere gitme ihtiyacı. En yakın şehir bile olabilir. Ne bileyim Niagara olur, bir yer olur. Bir yere gitmeliyiz, bir şey yapmalıyız diyorum ve kıpraşıyorum böyle. En çok okumayı sevdiğim kitap biraz klişe olarak düşünülebilir ama benim Küçük Prens. Hem dinledim defalarca hem de 10 kez okumuşumdur. Çünkü gerçekten Küçük Prens'in verdiği mesajlara bayılıyorum. Bilgisayar oyunu oynar mısınız da PlayStation oynamayı seviyoruz biz Eray'la beraber. Ben biraz daha fazla oynuyor olabilirim PlayStation'a. Böyle vurdulu, kırdılı ve ne bileyim bölüm geçmeli oyunlar. Ottawa gezisi düşünüyor muyuz? Ottawa ile alakalı bir videomuz YouTube'da var Abraham, hiç bakmadan sormuşsun. Kalbimiz kırıldı. Bir sonraki sorumuz Metehan Gökçen'den. Diyor ki merhabalar. Merhaba. Eşimle birlikte uzun zamandır Kanada'ya yerleşmeyi planlıyoruz. Bayağı uzun bir sorumu ben kısaca şöyle özetleyeyim. Diyor ki hangi eyalet ve şehri seçme konusunda nelere dikkat etmeliyiz? Gayet güzel bir soru. Genelde göçmenler Toronto, Vancouver, Montreal gibi büyük şehirlere gidiyorlar. Neden? Çünkü orada iş bulması çok daha kısa sürede mümkün. Ama hepsinin avantajı ve dezavantajı var tabii ki. Büyük şehirlerde çok daha kolay iş bulurken biraz daha hayat zorluyor sizi. Neden? Çünkü daha pahalı, daha fazla kiraya para vermek zorundasınız. Ulaşım biraz daha pahalı. Yani genel olarak bütün yaşam maliyetleriniz daha pahalıya geliyor. Küçük şehirlere giderseniz de bu sefer yaşam maliyetleri çok çok daha ucuz. Kiralar çok çok daha ucuz. Ama orada da iş bulma ya da sevdiğiniz işi yapabilme olanağınız biraz daha az oluyor. O yüzden bu ikisini de iyi bir şekilde düşünmeniz gerekiyor. Peki ne hangi kaynaklardan araştırabilirsiniz? Şöyle diyelim, eyaletlerin kendi resmi web siteleri oluyor. Örnek veriyorum,
Ontario eyaletinin, işte Manitoba eyaletinin, New Brunswick'in ya da işte British Columbia eyaletinin eyaletlerin kendi sayfalarından direkt girip şehir şehirde araştırma yapabilirsiniz. Pikachu Şimşek sormuş. Bu konuya hiç değinmediniz ama bazıları için önemli. Toronto'da gece hayatı nasıl? Bir Amsterdam beklemiyorum ama oraya yalnız gideceğim için ister istemez gözüm oraya kaçıyor. Bir gece hayatı nasıl acaba? Açıkçası İstanbul'da 5 yıla yakın yaşamış biri olarak şunu söyleyebilirim ki İstanbul'un gece hayatı Toronto'nun gece hayatını döver. Neden öyle söylüyorum? Çünkü burada gece hayatı çok geç başlayıp erken bitiyor. Mesela saat 12 gibi klaplarda olmaya başlıyorsa gece 2-3 hemen kapatıyorlar. Hadi kapattık gidin diyorlar. Ya ben gelmişim, yeni eğlenmeye başlamışım, bir izin verin, bir eğleneyim, bir dans edeyim. Yok, illa erken geç gel, erken git. Ben anlamıyorum bu insanları. Ama çok acayip, belki de İstanbul'da bulamayacağınız enteresanlıktaki klaplar da var. Burada tabii ki striptease club olayı Türkiye'ye göre çok daha fazla. Yani her şehirde hemen hemen striptease club bulabiliyorsunuz. Bunu Pikachu Şimşek senin için söylüyorum yani. Ama tabii ki kadınlar için de striptease club'lar var. Bu belki Türkiye'ye göre senin için bir artı olabilir. Onun dışında bazı gentleman club'lar var. Bir 100 dolar verip giriyorsun, içeride çıplak dolaşabiliyorsun. Böyle şeyler duyduk, biz gitmedik. Yani görmedim öyle bir şey. Bir sonraki sorumuz Mustafa Semih Yavaşoğlu'ndan gelmiş. Oda kiralama hakkında bilgi verebilir misiniz? Bizim için hiç alışık olduğumuz bir konu değil. Oda kiralayanlarla ev sahipleri birlikte mi yaşıyorlar, nasıl oluyor diye sormuş. Şöyle oluyor ki bazen aileler ekstra odalarını ya da boş odalarını insanlara kiraya veriyor. Fotoğraflarını çekiyor, internete koyuyor, bazen Kijiji'ye, bazen Facebook aracılığıyla. Diyor ki bu odada kalmak istiyorsanız 600 dolar, 700 dolar, 800 dolar neyse orayı fiyatını yazıyorlar. Siz de birebir iletişime geçip odayı kiralayabiliyorsunuz isterseniz. Aileyle birlikte kalınca da tabii mutfağı, banyoyu, salonu birlikte ortak kullanıyorsunuz. Özellikle Türkiye'den gelenler için tabii biraz bize farklı bir durum olduğu için çok fazla alışamadıklarını görüyorum Türklerin Kanada'da bu sisteme. Ama el mecbur. İlk geldiğinizde bu tarz konaklama çeşitlerinde kalmak durumunda kalabiliyorsunuz. Bu da yine gerçekten çok merak edilen konulardan bir tanesi. Bununla ilgili de ev nasıl kiralanır, nelere dikkat etmeniz gerekir diye özel bir video, daha uzun bir video yapacağız bu arada. Gelelim diğer soruya. Leyla demiş ki, Kanada'da başarılı başarısız girişimler yapmış, araba tamirciliğinden tutmuş, ciddi bir konuma gelmiş. Yurdum insanlarıyla soru cevap yapabilir misiniz? Evet, böyle bir planımız var. Zaten röportaj videolarımıza fırsat buldukça veya röportaj yapmak istediğimiz kişilerin de fırsatı oldukça yapmaya çalışıyoruz. Böyle insanlar tanımaya başladık. Buraya hiçbir şeyleri yokken gelmiş, sıfırdan başlayıp kendilerini bir yere getirmiş insanlar var. Tabii ki onlarla da soru cevaplar yapacağız, röportajlar yapacağız. Burada nasıl tutunmuşlar, bu konumlara nasıl gelmişler, bunları da öğreneceğiz. Onur Doğan sormuş, demiş ki Türkiye'deki mesleğiniz neydi? Hangi bölüm ve üniversitede okudunuz? Şu an Kanada'da hangi işi yapıyorsunuz? Demiş Onur. Türkiye'de Evren'le birlikte biz Anadolu Üniversitesi'nde turizm okuduk. Ama turizm böyle bizim çok sevdiğimiz, bayıla bayıla yapacağımız bir meslek değildi. Bunu anladıktan sonra da farklı alanlarda çalışmalar yapmaya başladık. Sonuç olarak okuduğunuz şeyi meslek olarak yapmak zorunda değilsiniz. Turizm okumanın bana şöyle bir avantajı oldu. Amerika'ya staja gittim ve ilk yurt dışı maceram o sayede başlamıştı. Amerika'da restoran yönetimi üzerine bir staj yaptım. 1,5-2 yıla yakın. Ondan sonra Kanada'ya geldim. Kanada'ya geldikten sonra daha çok marketing alanında devam ettim. Buranın bilinen kolejlerinden bir tanesinde George Brown Kolej'e gittim. Orada marketing dersleri aldım. Ondan sonra da marketing alanında devam etmeye başladım. Şimdi de ufak bir oluşumun içerisindeyiz. Kendi işimizi kurmaya çalışıyoruz. Ama bakalım nereye gidecek, göreceğiz. Yine muhteşem nickname'e sahip biri sormuş. Nickname şu şekilde: The Republic of Ottoman Ball. Kanada sıkıcı mı yoksa tam aksine buradan daha mı eğlenceli? Burada Kanada sıkıcı diye bir ön yargı var. Kanada sıkıcı bence değil. İnsanlar neden bazı Avrupa ülkelerinin ve Kanada gibi yerlerin sıkıcı olduğunu düşünüyor? Çünkü haberlerde okuyabileceğiniz çok fazla enteresan olay yaşanmıyor. Oo, çok fazla değişik olay yok, sıkıcı. Hayır, alakası yok. Bence bir insanın hayatının sıkıcı olup olmaması onun nasıl yaşadığıyla alakalı bir şey. Eğer sen Kanada'da eğlenecek, kendini eğlendirebilecek bir şeyler bulabiliyorsan yapabiliyorsun. Kanada sıkıcı cümlesine ben kesinlikle katılmıyorum. Tekrar diyorum, eğer sen eğlenmeyi biliyorsan dünyanın her yeri eğlenceli olabilir. Şöyle bir şey var. Türkiye'de çok fazla olay yaşanıyor ve hani durmadan bir şeyler düşünmek zorunda hissediyorsun. Bir şeyler okuyorsun. Böyle hayatında durmadan bir şey oluyormuş gibi geliyor. Burada daha çok hayat rutin. Haberlerde, siyasette, trafikte böyle çok fazla değişik olaya sahip değil. O yüzden insanlara bu sıkıcıymış gibi geliyor bence. Ama dediğim gibi bu nasıl baktığınla, ön yargılarınla alakalı bir şey.
Geldik son sorumuza. Spartacus Roman sormuş. Kışın çocuklar için yapılacak aktiviteler neler olabilir diye sormuş. Muhtemelen çocuğunuzun olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada çocukları bayağı serbest bırakıyorlar. Çocukların ilgisi olduğu her şey zaten kışın da devam ediyor. Diyelim ki yüzmeye ilgisi var. Birçok kapalı spor salonu var. Oraya gidip yüzme sporunu gerçekleştirebiliyorlar. Eğer isterseler ki çoğu burada Kanadalı aile onları buz hokeyine teşvik ediyor. İşte daha küçücük yaşta çocukları buzun üstüne atıyorlar. Orada birbirleriyle haşır huşur kavga ede de buz hokeyi oynayan çocuklar var. Eğer satrançla ilgiliyse satranç oynayabilir. Birçok müzik dersleri var. Müzik derslerine katılabilirler. Yani aktiviteler yazın neyse kışın da aynı. Çok fazla bir farkı yok. Ama çocuklar için gerçekten burada yapabilecekleri bir sürü aktivite var. Biraz tuzlu mu? Evet, tuzlu olan çok fazla yanları da var. Gelir durumunuza göre çok daha uygun aktivitelere de katılabilir. Zaten geliriniz çok düşükse devletin de yardımları oluyor bazen. Yani kısaca çocuklar çok önemli ve olabildiğince onları sürekli aktif tutmaya çalışıyorlar. 5 dakikada 10 sorunun sonuna geldik. 5 dakikayı aşmış olabiliriz ama çok da önemli değil. Zaten burada kuralları biz belirliyoruz. Siz de sorularınızı Instagram'dan, Twitter'dan, YouTube'dan bu videonun altına yorum yazarak gönderebilirsiniz. Serinin 3.sünde de 10 soru seçip onları cevaplandırmaya çalışacağız. Aman diyeyim, sizin sorunuz cevaplanmadı diye üzülmeyin, bize darılmayın, kızmayın. Elimizden geleni yapıyoruz. Gmail hesabımızda, Facebook'ta, YouTube'da cevap veremediğimiz soruları bu şekilde bu seriyle beraber cevaplamaya çalışıyoruz. Umarız önümüzdeki bölümlerde de sizin sorularınızı da cevaplayacağız. Tabii burada sorulara biz kendi görüşümüzle, kendi deneyimlerimize göre cevaplar veriyoruz. Kanada'da yaşayan diğer arkadaşlarımız, bu videoyu izleyenler de bu soruları cevaplarını kendilerine göre aşağıda yorum olarak cevaplayabilirler. Kendi fikirlerini de belirtebilirler. Sonuçta biz her şeyi en doğru şekilde bilemeyiz, değil mi? Kanalımıza da abone olmadıysanız aşağıdan abone olabilir. Twitter'dan, Facebook'tan ve özellikle Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Serinin 3. bölümünde ve başka bir bölümde görüşmek üzere. Kanalımıza da abone Buranın bilinen Konuşamıyorum enişte. Ha, nerede yaşadılar ve yaşadılarsa. Bunu hep söylemek istemişimdir. Çok da böyle şey. Ahmet Serkan Sarı demiş ki sevgili izleyenler. Sunum gibi değil. Öyle yapacağım. Düzgün otur oğlum şöyle. Oturmayacağım. Düzgün otursana. Geç soruya geç. Evren düzgün otur Allah'ım. Abi bu koltuk rahat değil. Ben diyorum şu oyun koltuklarından alalım ya. Neydi 5 dakikada 10 soru cevap. Neydi ya bizim serinin adı? 5 dakikada 10 soru. Heh, teşekkürler.